Merhabalar. Teknemizle tatil yaparken belki de en keyifli şey ıssız koyları keşfetmektir. Marinalar ve iskeleler her ne kadar konforlu olsa da ıssız bir koyda geçireceğimiz bir akşam her zaman daha keyif verici olacaktır. Bugün size bu ıssız koylardaki demirleme ile ilgili bazı pratik bilgiler vereceğiz. Öncelikle gitmek istediğimiz koyu belirlediğimizde zemininin nasıl bir yapıda olduğunu da haritalardan incelememiz gerekiyor. Sert bir kum ya da yosunlu bir zemin demirleme konusunda bize zorluk çıkartacaktır. Yine aynı şekilde kayalık bir zeminde de demirimiz sıkışacağı için konaklamamız oldukça güç olacaktır. Bu sebeple gitmeden önce muhakkak haritadan gerekli işaretleri okuyarak zeminin nasıl, ne durumda olduğunu bilmemiz gerekiyor. Gelelim demirleme için teknemizde bulunması gereken donanımlara. Örneğin 50 fitlik bir teknedeysek 25 kiloluk bir çıpa, 10 milimlik ve 90 metrelik bir zincir bizim için önerilmektedir. Ancak bizim isteğimize bağlı olarak 14 milimlik ve 50 metre bir halatı da teknemizde bulundurabiliriz. Eğer tekne baş tarafında bir ağırlık istemiyorsak zincirin belli bir kısmını bu halatla değiştirebiliriz. Teknemizde genellikle demirde duruyorsak zincirin çapını, uzunluğunu hatta çıpamızın ağırlığını da arttırarak konaklamamızı bizim için daha güvenli hale getirebiliriz. Özellikle dalgalı, akıntılı, rüzgarlı ve gelgitli bölgelere seyir yapacak kişilerin teknelerindeki donanımlara dikkat etmelerini önermekteyiz. Demirleme yapacağımız noktalarda farklı şartlar mevcutsa konumumuzu rüzgarın veya akıntının yönüne göre belirlemeliyiz. Teknemizi demirlediğimiz pozisyonda rüzgar veya akıntı ters yöndeyse maalesef konforlu bir konaklamadan bahsedemeyiz. Demirlemeye başlamadan önce bu iki kuvvetten yani rüzgar ve akıntıdan hangisi daha kuvvetliyse teknemizle o yöne doğru ilerleriz. Kendimize uygun bir konum bulduğumuzda tekneyi hareketsiz konuma geçiririz. Teknenin tamamen durduğundan emin olduğumuzda da ırgatın demir boşaltma düğmesinden veya kavelatadan faydalanarak demiri boşlarız. Serbest düşme yoluyla demirin deniz tabanına ulaşmasını bekleriz. Denize bırakmış olduğumuz çıpa deniz tabanına ulaştığında demirleme işleminin devamında da zincir bırakmamız gerekir. Denize bıraktığımız zincir veya halat miktarına da kaloma denir. Bırakılmış kaloma miktarı bizim demirlememizin güvenliği ve konforu için oldukça önemlidir. Minimum olarak da derinliğin 4 katı olarak belirlenmiştir bu oran. Örneğin teknemizle 10 metre derinlikte bir yere demirleyeceksek 40 metre bir kaloma bırakmamız gerekir. Tabii ki bu bizim güvenlik ve konfor tercihlerimize göre arttırılabilecek bir orandır. Ancak burada dikkat etmemiz gereken nokta bizimle beraber koyda olan teknelerin teknemize olan mesafesidir. Çünkü ne kadar uzun bir kaloma bırakırsak teknemiz akıntı veya rüzgarın etkisiyle o kadar geniş bir yay çizerek o teknelere çarpabilir veya da riskli bir şekilde o teknelere yaklaşabilir. Zincir atma işlemine başladığımızda teknemize tornistan yapıyor olmamız gerekir. Çünkü biz zincirin belli bir noktaya yığılması yerine deniz tabanına serilmesini tercih ederiz ki doğru olan da bu şekilde yapmaktır. Ne kadar kaloma bıraktığımızı zincirin üzerinde işaretlemeler, markalar atarak öğrenebiliriz. Farklı renkler bize farklı metreleri gösterecektir. Bu şekilde de ne kadar bıraktığımızı hesaplayabiliriz. Zincir üzerinde bir markalama yoksa bir metre zinciri ırgatımız kaç turda atıyor, ne kadar sürede atıyor bunu bilirsek ne kadar sürede kaç metre zincir bıraktığımızı da hesaplayabiliriz. Veya teknemize takabileceğimiz bir zincir sayaçlı ırgat kontrol ünitesi de bize bu konuda yardımcı olacaktır. Yeterli miktarda kaloma attığımıza kanaat getirdiğimizde zincir atma işlemini bitiririz. Daha sonra demirin tabana tutunması için bir tornistan daha veririz. Eğer zincirimiz gerginleşirse demirimiz tabana tutunmuş demektir. Ancak zincirden titreşimler gelir ya da farklı sesler duyarsak bu demirin taradığını bize söylemektedir. Bu tip durumda da demiri toplayarak işlemlere tekrar baştan başlamamız gerekmektedir. Demirleme işlemi tamamlandığında şartlara bağlı olarak teknemiz rüzgarla belirli açılarda bir yay çizecektir. Bizim burada yapmamız gereken karada kendimize birkaç kertez noktası belirleyerek demir attığımız noktadan geriye doğru bir hareket var mı yok mu bunu kontrol etmemizdir.
günümüzde charpotter'larda belirlediğimiz GPS ve derinlik değerlerinin dışına çıkıldığında bize uyarı verecek sistemler mevcuttur. Bu sistemleri kullanmanızı önermekteyiz. Demirin deniz tabanına tutunduğundan emin olduğumuzda teknenin ağırlığını ırgatın üzerinden almamız gerekir. Çünkü çoğu ırgat tekne ağırlığını taşıyacak şekilde dizayn edilmemiştir ve bu ırgat kullanımı açısından biraz sıkıntı yaratabilir ileriki aşamalarda. Bu ağırlığın alınması konusunda da bose kancaları veya halatlar bize yardımcı olabilirler. Bu ürünleri kullanarak zincirin üzerindeki ağırlığı uygun olacak bir koç boynuzuna aktararak ırgattaki tekne ağırlığını alabiliriz. Ayrıca denizde çatışma önleme tüzüğü gereğince de demirleme yaptığımız noktalarda gündüzleri demir attığımız noktada demir küresi, geceleri de demir feneri kullanmamız gerekmektedir. Teknemizde bulunan ırgat demir toplanma sırasında üzerindeki elektrik motorunun ve bağlı olduğu akülerdeki kapasitenin neredeyse tamamını kullanmaktadır. Bu noktada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta akülerimizin voltaj değerleridir. Uygun bir demir alma operasyonu için akü değerlerimizin 12.4 ile 12.7 volt aralarında olması gerekmektedir. 12 volt görürsek akülerimizin voltaj değerlerini aslında bu bizim akülerimizin %40 oranında dolu olduğunu gösterir ve işleme bu şekilde başlarsak ırgat sigortalarımız devamlı atacaktır ve bizim işlemimiz yarıda kesilecektir. Bu sebeple eğer akülerimiz 12 voltsa demir toplama işlemine başlamadan önce motorlarımızı rölantide 1500 devirde çalıştırarak akülerimizin 10-15 dakika kadar bir şarjda tutmamız gerekir. Ama unutmamamız gerekiyor ki bu 10-15 dakika akülerimizin tamamen dolmasına yetmeyecektir. Sadece bizim demir alma işlemi sırasındaki akü değerlerimiz açısından bir destekleyici güç olacaktır. Diğer donanımsal gereksinimler tamamlandıktan sonra demir alma işlemi için teknemizin makinalarında yardımıyla demiri attığımız konuma doğru ilerlememiz gerekir. Böylece ırgatın gücünü tekneyi ileri götürmek yerine zincirin ve çıpanın ağırlığını tekneye çekmek için kullanmış oluruz. Bu da ırgatın elektrik motoru ve aküsünün performans açısından oldukça önemlidir. Zincir provanın altına geldiği zaman çıpa kurtulmak için aslında hazırdır. Yine de atıldığı yerden kurtulmuyorsa tekneyi ileri vererek, zinciri sabitleyerek çıpayı yerinden kurtarabiliriz. Çıpa ve zincir teknenin üzerine alındıktan sonra yerlerine sabitlenirler ve ırgatın elektriğini elektrik panosundan keseriz. Bu neden önemlidir? Biz seyir sırasındayken beklenmedik bir şekilde ırgattan çıpa boşlanırsa tekneye beklenmedik hasarlar verebilir. Bu da bizim güvenliğimiz açısından oldukça tehlikelidir. Demir alma sırasında karşılaşılan sorunlardan birisi demirin atıldığı konudan kurtulmaması, bir diğeri de zor hava şartlarında ırgatın demiri toplamakta yetersiz kalmasıdır. İki durumda bizim güvenliğimiz açısından oldukça tehlikelidir aslında. Çünkü bizim o noktadan uzaklaşmamız gerekmektedir ve demir takılı kaldığı için biz uzaklaşamıyoruzdur. Bu tip durumlarda demirden kurtulmamız gerekir. Genellikle teknelerde zincirin tekneye bağlı olduğu kısımda bir halat bulunmaktadır. Ve bizim de size önermiş olduğumuz şekilde teknenizde bulundurduğunuz bir çakıyla bu halatı keserek zincirden teknemizi kurtararak demiri olduğu noktada bırakabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta eğer çıpayı bulunduğu noktadan tekrar almak istiyorsak zincirin sonuna bir usturmaça bağlamalıyız. Ardından halatı keserek usturmaçayı denizde bir iz olarak bırakabiliriz. Yine GPS'ten de o noktaya bir işaret koyarak daha sakin bir günde gelerek çıpamızı ve zincirimizi denizden toplayabiliriz.